Canım olsun. Mükemmel. Tadı nasıl olsun? Tadına bir bakalım. Hey, ha, maşallah, subhanallah. Niyetli mi? Niyetli. Siyah poşete mi koyayım? Fark etmez abi. Değişmez. Ne kadar abi? Tartalım. Allah bereket versin. Efendim, günümüz şartlarında insanlara şu günün şartında karpuz çok ağır geliyor. Fiyatı 3,5-4 lira. Ama bugün 3 liraya satıyoruz. Genelde üniversite öğrencileri, bekar uzman çavuşlarımız var. Bütün karpuzu bitiremiyoruz abi. Ama yarım olursa alırız diyerekten. Biz bunlara insanların nasıl hitap edebiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz diye çoğunlukla onları düşünüyoruz. Hani bunlar da hani ileriye dönük zemin hazırlamak için yarım karpuz satıyoruz. Daha güzel satılıyor. Daha memnun, içini görerek alıyorlar. Hani genelde öyle düşünerek de yaptık. Vatandaşın ilgisi çok mükemmel. Daha öncelerden biraz ebes karşılıyorlardı. Hani yarım karpuz mu alınır, yarım karpuz mu satılır? Ama şimdi gerçekten de zamanla bunlara daha çok alışacaklar. Manavın özelliği budur. Manav özellikle kilo kilo bir öğrencimiz geliyor, bir biber, bir patlıcan istiyor. Biz o şartlara insanları alıştırmamız lazım. Hani pazardan 5 kilo domates, 5 kilo biber, 5 tane karpuz almaya hiç gerek yok. Manavdan geleceksin, yarım karpuz, gerekirse yarım dilim, gerekirse bir biber, bir patlıcan. Hani manavın özelliği budur. Her kişinin evinde, üniversite öğrencisinin evinde buzdolabı olmayabilir. Bunun şartlarında manavda çürüsün kardeşim. İnsanların evinde çürüyeceğini. Bunları manav kültürünü insanlara alıştırmamız gerekiyor. En güzel şartlarda şimdi veriyorum karpuzu, götürüyor, karpuzu geri getiriyor. Kardeşim gözümün önünde keserim. Karpuzun istediğin kadar götür. Geri almamak şartıyla hem tadı tattırıyorum hem bir de yani memnuniyetle uğurluyorum. Memnuniyeti, insanların memnuniyetini alıyoruz.